Merhaba arkadaşlar. Konu tekrar soru çözümleriyle birlikteyiz. Coğrafyada izohipsler konusunun sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bir izohips haritamız var. İzohips haritasında bazı şekiller var görüyorsunuz ve ölçeğimiz var. Yukarıda verilen topografya haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmemiştir? Siz bu şıklara bakmadan bu harita üzerinde neler olduğunu da görebilirsiniz. Arkadaşlar bu zirve. Daimi akarsu. Çukur ya da çanak ne derseniz. Ne vardı burada? Tepe. Burada boyun. Değil mi? Daima akarsu dedik. Burada kıyı çizgisi. Şimdi bakalım beraber. Kapalı çukur var mı? Var. Vadi var mı? Akarsuyun olduğu her yerde vadi vardır. Burayı unutmayın arkadaşlar. Akarsuyun olduğu her yerde vadi vardır. Delta var mı? Dursun. Yamaç var mı? Zaten bir eğimden bahsediyoruz. Büyük saatin arttığı yerde yamaç zaten var. Zirve var mı? Var. Deltanın oluşabilmesi için arkadaşlar neydi? Akarsuyun getirdiği malzemelerin burada bu şekilde bir birikim yapması gerekiyordu. Burada bir birikim var mı? Bu şekilde yok. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Yani deltadır arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Yine bir izohips haritasında gördüğünüz üzere akarsu var. Tepe var, boyun var. Vadi sırt kısımlarını görüyoruz. Yukarıda verilen topografya haritası ile ilgili olarak akarsu güneyden kuzeye doğru akmaktadır. Bakın yön oku verilmiş burada. Kuzeyi gösteriyor. Peki akarsuyun gösterdiğimiz sizde şu ok yukarı doğru gösteriyor. Yani kuzeyi gösteriyor. Demek ki yükselti bu noktada daha fazla. Yükseltinin az olduğu kısım burası. Yani akarsuyun ters aktığını görmeyiz değil mi? Yani alçaktan yükseğe doğru değil, yüksekten alçağa doğru akacaktır. Güneyden kuzeye doğru akmaktadır. O yüzden bu doğru. Haritanın güneybatısında yer alan tepenin yükseltisi 850 metreden fazladır. Güneybatısını bakalım. 750-800. Şimdi baktığınız zaman 750-800. Aralarındaki izohips farkı, yükselti farkı kaç? 50. Kaç izohips aralığı var? 2. Böldüğünüz zaman 2'ye kaç çıkacak? 25. Yani izohips aralık değerini bu şekilde buluruz. 775, 800, 825, 850. Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri birbirine eşitti arkadaşlar. Burası 825 ise burası da 825'ti. Bu çizgi 850 metreyi ifade ederken tabii ki de şurası da 850 metreden yüksek bir noktayı ifade ediyor. Yani 875 metreden alçak ama 850 metreden yüksek. O yüzden bu doğru, bu da doğrudur. 1 ve 2 doğru şu anda. Kuzeye doğru gidildikçe yükselti azalmaktadır. Kuzeye doğru gidildikçe tabii ki de yükselti azalmaktadır. Üçüncüsü de doğru. Cevabımız Edirne olacak. Diğer sorumuza baktık. Aşağıdaki topografya haritalarında gösterilen yer şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir? Haliç. Haliç neydi? Okyanusa kıyısı olan ülkelerin akarsuları eğer bu okyanusa dökülürken içe akıntıların etkisiyle, gelgitin etkisiyle içeriye doğru bir girinti yapmışsa bu şekilde biz bu şekle Haliç diyoruz. Okyanus kıyıları bunu unutmayın arkadaşlar. O yüzden bu doğru. Akarsu çizgisini görüyoruz. Bu da doğru. Kapalı çukuru ifade ediyor. İçi gösteren noktalar varsa kapalı çukurdu. Doğru. Eğer şimdi biz ne demiştik? Şöyle bir özellik vardı izohipslerde. İzohips eğrilerinin birbirine yaklaştığı yerlerde eğim fazladır. Eğer bu deniz kıyısında ise bu sıklık burada ne görülüyordu? Falez yani uçurum. Deniz kıyısında uçurum, falez görülüyordu arkadaşlar. Bu doğru. Boyun neydi? Boyun ne işe yarar? Başla gövdeyi birbirine bağlıyor görüyorsunuz. Yani bağlayıcı bir özelliği var. O yüzden boyun da iki tepe arasındaki kalan kısımları birbirine bağlıyor. Burada bağlayacak hiçbir alan yok. Burada önün içinden akarsu geçmiş arkadaşlar. Tam ortasından akarsu geçmiş. O yüzden burası boyun değil, burası bir vadidir. Cevabımız o yüzden Edirne'dir. Diğer soruya geldik. Buna göre X ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır? Aşağıda verilen topografya haritasında eş yükselti eğrileri 50 metre aralıklarla çizilmişlerdir. Kıyı çizgisi 0 metreydi arkadaşlar. 50 metre aralıklarla çizildiğine göre bakalım. 50, 100, 150-200. Şimdi buraya kadar problem yok. Buradan sonrası karmaşık gibi gelebilir.
Ama İzohipsel haritasının yani bu haritanın dışına da baktığınız zaman bizim görebileceğimiz rahatlıkla görebileceğimiz kısımlar var. Bazı sorularda göremeyebiliriz ama devamı aslında bu şekilde. Şimdi burası 200 ise burası kaç olacak? 150. Burası 100. Burası 50. Ne oldu o zaman? X'in bulunduğu alan 50'den daha alçak bir yer olacak. Yani 0 ile 50 arasında bir yer olacak. Cevabımız Adana olur. İzohipsi sorularında yükselti bulmakta korkmayın arkadaşlar. Sakın şunu da karıştırmayın. Yani aralıklar genişse işte yükseltileri daha az olur. Aralıkları dar ise yükseltileri daha fazla olur diye düşünmeyin. Bunlar eğimi ifade ediyordu. Unutmayın, eğimi ifade ediyordu. En çok hata yapılan yerlerden bir tanesi de bu tip sorular. Bu tip sorularda yükseltilerin değişiminde dikkatsiz davranabiliyoruz. O yüzden belli basit noktalar var. Oralara dikkat edeceğiz. Aşağıda volkanizma sonucu oluşan bir dağa ait topografya haritası verilmiştir. Haritadaki eğriler 50 metre aralıklarla çizildiğine göre A noktasının yükseltisi kaç metredir? Şunu unutmayın. 1450 ile başlamış. 50 metre aralıklarla çiziliyordu. Burası 1500 metre. Burası 1550 metre. Okun başladığı yere kadar yükseltiyi arttırmaya devam ederiz. Burası çok önemli. Okun başladığı yere kadar yükselti arttırmaya devam ederiz. Daha sonra okun bittiği yere kadar da kaçar kaçar arttıysa o kadar da düşüreceğiz. 50 metre aralıklarla çizilmişti. 50-50 düşecektir. Burası 1500 metre oldu. Burası 1450 metre oldu. Bitti. Bundan sonra yapacağın şey artık normale dönmek. Yani izohipsel artış görülecek. Kaçar kaçar artıyordu. 50-50 artıyordu. O zaman A'nın 1450'den sonra yükselti kaç gelecek? 1500 metre gelecek. Cevabımız A şıkkı olur.